Antep fıstıklı kurabiye için gerekli malzemeler. 250 gram un, 250 gram irmik, 250 gram çekilmiş Antep fıstığı, 5 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı yoğurt, 200 gram tereyağı, çay kaşığının ucuyla kabartma tozu. Bu irmikle unun karışımı yarım kilo, ikisinin karışımı. Eğer bizde yoksa böyle nasıl karıştıracağız onu? Karıştırıp mı koymak gerekiyor? Evet, 250 gram un, 250 gram imrik. Ne imrik? İmrik. İmrik. Evet. İrmik mi? İmrik. Yanlışlar. Hayırlısı. Sen yanlış söylemişsindir. Şimdi tereyağını koyalım. Sade yağını koyalım. Bu sade yağ, tereyağın... 200 gram. Kaynatılıp suyu alınmış hali. Evet. 200 gram bunu koyacağız. 200 gram, tamam. Evet. Şeker. Pudra şekeri, yarı pudra şekeri koyacağız, yarı toz şekeri koyacağız. Tamam. Pudra şekerini tereyağının üzerine ilave ediyoruz. Tamam. 4 kaşık pudra şekeri tamam. Koyduk. 1 çimdik de kabartma tozu. Kabartma tozunu da ekledikten sonra toz şekeri ilave ediyoruz. 5 kaşık da toz şekeri. Tamam. Bunu yoğuracağız şimdi. 2 yemek kaşığı yoğurdu malzemelerin üzerine ilave ediyoruz. Bunu ilkin böyle beyaz olana kadar... Şey yapacağız, karıştıracağız. Yağını özleştireceğiz şekeriyle. Bak bu beyaz oluyor. Dikkat edin, evet. Sarıyı da beyazlıyor böyle. Şimdi ununu alabiliriz. Sıra irmik ve un karışımını eklemeye geliyor. Yarım kilo zaten o hemen hemen hepsini alacak herhalde. Hamurumuz yavaş yavaş kıvamını almaya başlıyor. İşte meşhur Gaziantep fıstığı değil mi? Evet, toz şeklinde çekilmiş. Yeşiline bakar mısınız? Nasıl evet. Yeşil? Çok güzel. İçine mi katacağız onu? Evet, hepsini dökeceksin onu. Aa. Tabii. Neredeyse un kadar. Yemin yeşil olacak, evet. 250 gram çekilmiş Antep fıstığını hamurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Kilosu ne kadar bu Antep fıstığının? Pahalı değil mi? Altın gibi pahalı. Tabii tabii, 60 ile 70 arası değişiyor. Oo. Fıstıklarla buluşunca yemyeşil bir renk alan hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bu çok yoğurması gerekiyor Nurselciğim. Çünkü içinde bir sürü malzeme var, evet. Karışması lazım. Yani 5 dakika falan yoğruluyor rahat. İyice özleşmesi evet. Gerekiyor birbirine. Şimdi biz neredeyse imrik kadar şey koyduk. Antep fıstığı koyduk. Evet. Daha az koysak olur mu? Mesela 250 gram mıydı? Ne kadardı o kaptaki? 250 gram. 250 gram fıstığı koyduk. Evet. Daha azıyla olur mu? Tabii olur. Beyaz, bunun beyaz kurabiyesi de var. Aynı bu malzeme konuyor. Ha. O beyaz oluyor. Un kurabiyesi hani o mu? Evet, ama ona da kurabiye deniyor Antep'te, bizim Antep'te. Tamam. Kurabiyelerimize şekil verip fırın tepsimize dizmeye başlıyoruz. Şimdi biz bu tepsiyi dolduracağız bu Antep fıstıklı kurabiyeyle. Evet, evet. Onu da fırına koyacağız. 5 dakika fırını hiç açmamak şartıyla. Hmm. Bunun özelliği bu. Ondan da çatlamasın diye ondan 10 dakikada bir açıp bakacağız, kapatacağız. Ev sahibimizden Antep fıstıklı kurabiyeyi pişirme sırrını da öğrenmiş oluyoruz. Gel seninle biraz dedikodu yapalım Revziye abla. Evet, benim arkadaşlarım çok özeldir Nursel'cim. Çok severim arkadaşlarım. Onlar da beni öyle. Çok değer veririz birbirimize. Öyle bir tane şeyim var şimdi, gelir görürsün. Serap Apaydın'ım var. Süslüm böyle. Kokoş çok, var çok, mı? Çok kokoş. Serap Hanım ilk modayı Antep'e getiriyor. Ne moda olursa İstanbul'da ilk kendi buluyor. Kendi tanıtıyor. Yani yakıştırıyor da. Kızı da öyle, kendi de öyle yakıştırıyor. Çok severim. Ondan sonra bir tane arkadaşım var. 30 senelik. Beylerimiz arkadaş bu kocalarıyla. Kocamız arkadaş. Çocuklarımız büyüdüler beraber. Firdevs ablam benim annem gibidir burada. Anne ha, şey nasılsa... mi? Yaşı var mı? Tabii benden büyüktür. Benim annem nasılsa öyledir. Nursel, bu fırını bir zahmet açabilir misin sen oradasın? Açayım. Kaç? Ne kadar açayım? 120'ye getireceksin. Fırınımızı 120 dereceye ayarlıyoruz. İyi dedikodu yaptık değil mi? Evet, evet. Siz kimseye söylemeyin. Dedikodu yaptık. Madem düğün yapıyoruz dedikodusuz olmaz. Remziye Hanım'dan öğrendiğimiz bu yöresel lezzeti evinizde oldukça kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet. Sen fırına koyacaksın onu bu şimdi. Bu da küçük olsun. Gaziantep mutfaklarının vazgeçilmezi Antep fıstığıyla hazırladığımız kurabiyelerimizi fırına veriyoruz.
kapatıyor. 5 dakika oldu, kapatıp açalım. Tamam. Kurabiyemizi. Şimdi niye kapatık açtık onu da söyleyelim. Hemen şöyle. Çatlamasın diye. 5 dakika sonra açıyoruz çatlamasın diye. Sonra 10 dakika sonra açıyoruz dağılmasın diye. Heh, tamam. Şimdi bu yok tamam şimdi kapatacaksın. 5 dakika sonra. Evet dağılmaması için açtık kapattık. 10 tamam. dakika sonra kapatacağız. Ne ilginç pişirme taktiği. Yerleştirsen. Sıra geliyor fıstıklı kurabiyelerimizin sunumuna. Nefis kokular yükselen kıtır kıtır kurabiyelerimizi geniş bir servis kabına diziyoruz. Antep fıstıklı kurabiyemiz de hazır. Şimdi